Efendim günaydın, Tıkırtı Gazetesi'ne hoş geldiniz. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum ama bu yayından sonra mutluluğunuz bir miktar gölgelenebilir. Niye diyeceksiniz? Az sonra yazacağız. Dikkat, internet var. Şimdi iş öyle bir hale geldi ki artık mesela arabanız sizin kontrolünüzden bir anda çıkabilir ya da çalınabilir. Veya aslında arabanın içerisi bir anda herkes dinlemek isterse arabanızın içini dinleyebilir. Veya evde kendi kendinize otururken bir bakıyorsunuz birileri hiç farkında olmadan sizi gözetleyebiliyor. Bunların hiçbiri şaka değil, gerçek. Sevgili Taner Şahin bugün bir kez daha bizimle birlikte son derece çarpıcı bilgileri konuşacağız Taner'le. Ama önce ne yapıyoruz? Klasik başlangıcımıza, yani haftanın en çok tıklananlarına gidiyoruz. Şarkıcı Kedi. Kahraman motosikletçi kupayı kurtardı. At. Dereyi görmeden paçaları sıvamak. Todo para llegar a la zona. Vemos cómo pasa Juan. Viraj nasıl alınır? Bizim takımlar denemesin. Haydi diskoya. Diskolar parlar, bu müzikle oynar. Alemin gençleri bu müzikle coşar. Efendim sizler için hazırladığımız Tıkırtı Gazetesi'nin manşetinde belediye başkanı adayı kedi var. Şimdi olay nerede geçiyor? Meksika'da geçiyor. Meksika'da. Başkent Meksiko'ya yaklaşık 360 kilometre mesafedeki bir kasaba adı Zalapa kasabası ve yaklaşık 450 bin nüfusu var. Bunlar hem şehirdeki işlerin yolunda gitmemesinden hem de ülke genelindeki durumdan çok memnun değiller ve bir kampanya başlatıyorlar. Diyorlar ki ya biz bir kediyi belediye başkanı adayı olarak gösterelim. Buraya kadar dünyanın birçok yerinde olan şey o. Fakat ilginç olan şey şu, kedinin Facebook sayfasını tam 150 bin kişi beğendi aynı kasabadan. Yani nüfus 450 bin. Nüfusun %33'ü kedinin belediye başkan adaylığına destek verdi. Dünyada da çok konuşulmuştu. Biz de alıp bu haberi sizler için manşet yaptık. Efendim eski kullanıcılar çok hatırlayacaklardır. Alta Vista bir arama motoru olarak birçok insan kullanırdı. Ama ne oldu? Google piyasanın tek hakimi olduğu için Alta Vista'da yaşayamadı. Ve artık nasıl söyleyelim? Siber mezarlıkta yerini aldı. Bundan böyle Alta Vista yok. Geçtik bir diğer habere. Kenya'dan geliyor bu haber. Şimdi Kenya'da efendim 3 haftadır devam eden öğretmenler grevi var. Öğretmenler grevde olduğu için okullarda ders verilemiyor. Buraya kadar her şey normal. Anormal olan şey şu. Öğrenciler okullar kapalı diye yaşı 18'in altında olan çocukların tamamı zararlı içki benzeri maddelere de dalmışlar. En sonunda baktılar iş böyle gitmiyor.
bir operasyon yaptılar ve Nairobi'de sadece hafta sonunda 1000'den fazla 18 yaşının altındaki çocuk bu zararlı maddeleri kullanırken bulundu, gözaltına alındı. Fakat o zaman da ortaya şöyle bir sorun çıktı. Bu kadar çocuğu koruyabilecekleri bir yer yok. Sonra serbest bıraktılar çocukları ve şimdi herkes diyor ki aman şu öğretmenler grevi bir an önce bitsin de çocuklarımız zararlı maddelerden hemen uzaklaşsınlar. Ve son haberimiz. Efendim biliyorsunuz bu sosisli yeme yarışması Amerika'da çok meşhurdur ve aslında 100 küsur yıla dayanır hikayesi. Öyle çok da yeni bir yarışma değildir. İlk yarışmada eskiden 38-39 sosis yenebiliyordu 10 dakika içerisinde. Şimdi bu sene yapılan yarışmanın rekorunu söylüyorum size. 10 dakikada tam 69 sosisli yedi yarışmanın 29 yaşındaki galibi. Bu aynı zamanda bugüne kadarki yarışmalarda yenilen en yüksek sosisli oldu. 10 dakikada 69 sosisli son derece ilginç diyelim ve geçelim haftanın olayına. Efendim haftanın olayı dedik ama ciddi anlamda insanın dinlediği zaman moralini bozacak şeyler var içinde. Niye? Şimdi internet hayatımızı çok kolaylaştırdı. Aman artık alışverişe bile gitmiyoruz, markete de gitmiyoruz, onu da yapmıyoruz, bunu da yapmıyoruz. Her bilgiye hemen ulaşıyoruz ama hayatta her şeyin bir bedeli var. İnternetin bedeli de tahmin ettiğimizden daha ağır. Sevgili Tamer Şahin, artık etik hacker, yani hacker'ın aklı kitabını ve diğer özelliklerini bir daha özetlemeyeceğim ama Tamer hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bir kez daha. Sen de hakikaten konuşup da yine benim böyle aman bunu hemen konuşalım dediğim işlerden bir tanesi. Şimdi internette ben her makinede artık tahminen bir webcam var karşımda duruyor. Ya da evde akıllı televizyon var, internete bağlı işte. Onun da kendi içinde kamerası var. İsteyen herkes beni gözetleyebiliyor mu? İşi bilen diyeyim anlamda. İşi bilen ve bunun dışında sizi gözetlemenin dışında bir ordu kurma imkanı var bu televizyonlarda. Çünkü baktığınız zaman artık evdeki akıllı televizyonlar, internete bağlanan akıllı televizyonlar içerisinde bir bilgisayar barındırıyor. Ve üzerinde bir mikrofon var, kamera var. Bunun anlamı şu. Odayı izleyebiliyorsunuz ve sesi kaydedebiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz odadaki. Bu televizyonlar hacklendiği zaman kontrolünü tamamen ele geçirmeniz mümkün. Odayı izlemeniz, sesi kaydetmeniz. Artı olarak bunun gibi on binlerce televizyonu bir araya getirip hepsini aynı anda yayın yapmanız mümkün. Vay vay vay. Bu da kitlesel anlamda belki de bir ulusa sesleniş durumu yaşanmasına sebep olabilir. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela o evdeki kamera mikrofon çalışıyor. Ben anlamıyor muyum? Sağında solunda ışık yer. Televizyon kapalı diyelim. Hı-hı. Ama yani elektriğini çekmemişim. Standby konumunda. Ve ne oluyor? Adam geliyor. Ben hiç farkında olmadan direkt beni gözetleyip de her konuştuğumu kaydedebiliyor. Öyle mi? Ve ben bunu oradaki LED'i bile siz kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü mantığa baktığınız zaman o cihaz üzerindeki bütün elektronik aygıtları, LED'leri, parçalara siz yazılımla hükmedebiliyorsunuz. Ve isterseniz o LED'i söndürmeniz de mümkün. Burada abi, önemli olan oradaki güvenlik açığını istismar etmek ve oradaki erişimi sağlamak. Peki çok kuvvetli midir? Yani mesela çok mu zordur bunlara erişmek yoksa biraz meraklı olan herkes... İki çeşit hacker var. Hep bunu söyleriz. Bir başkalarının bulduğu güvenlik açıklarını kullanan, bir de kendi güvenlik açıklarını bulan ve başkalarının bulduklarını da kullanabilen. Eğer siz ikinci sınıfa dahilseniz, hem kendiniz güvenlik açıkları bulup hem de başkalarının açıklarını değerlendiriyorsanız, o cihazlardaki var olan, daha önceden bulunmuş açıkları denersiniz. Eğer yoksa kendiniz yeni bir güvenlik açığı bulup o televizyona erişimde sağlayabilirsiniz rahatlıkla. Peki bu mesela bazı konsol oyunları var işte, bağlıyorum, onlar da internete bağlı. Aynı şey onlar için de geçerli o zaman. Tabii onlar sürekli açık olan şeyler değil. Çünkü siz normalde görece daha kapalı. Görece daha kapalı. İşte standby dediğimiz uyku modunda bekleyen cihazlar, ama televizyon dediğimiz zaman sürekli açık. Gün içerisinde olaylar cereyan ediyor ev içerisinde. İşte telefonla konuşuyorsunuz, karşısında oturuyorsunuz. İşte ya da bir ara televizyon açık duruyor, sesini kısıyorsunuz. Sürekli aktif. Yani sizin aslında cebinizde taşıdığınız dinleme cihazı, telefon, evinizde bulundurduğunuzda televizyon oluyor bir nevi. Ya bu kadar her şey şeffaf. Eğer bunu kullanmayı bilenlerle karşılaşır sanki az buz değil sayıları. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi artık masa bilgisayarları giderek daha az satılıyor. Laptoplar var ve hepsinin de kendinden kamerası var. Ama hani kamerayı aktif hale getirmek benim elimde zannediyordum ben. Öyle değilmiş. Maalesef öyle değil. Bugüne kadar birçok güvenlik açığı bulundu. İşletim sistemlerinde, yardımcı başka programlarda. Ama en tehlikelisi birkaç hafta önce ortaya çıktı. Chrome, internette gezmek için kullandığımız Chrome yazılımında, Chrome yazılımında bir güvenlik açığı bulundu. Bunun üzerindeki bir güvenlik açığından faydalanarak saldırgan karşı taraf farkında olmadan webcam'i açabiliyor.
Siz normal internette gezdiğinizi düşünüyorsunuz ama siz internette o yazılımla gezerken, dolaşırken eski versiyon kullanıyorsanız, eğer şu anda güncellemediyseniz hala o riskle karşı karşıyasınız. İzlenmeniz mümkün ve bilgisayarınız açık olduğu sürece bu izleme devam ediyor. İşin şöyle bir korkutucu tarafı var. Bilgisayarınız artık sürekli açık. Yani özellikle masaüstü bilgisayar olmadığı için herkes takıyor bırakıyor gidiyor. Tabii ki yani. Ses çıkarmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Sürekli açık. O yüzden izleme olayı da daha sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Ne yapalım? Ediyor. Siyah bant üzerine hakikaten bir çözüm gibi galiba. Tabii fiziksel bir çözüm ama yazılımsal çözümleri de atlamamak lazım. Çünkü yani bilgilerimiz de çalınabiliyor. Ama burada çok deneysel tehditler de var. Mesela geçen sene ortaya çıkan bir olay vardı. Ünlü bir taşınabilir bilgisayar ve telefon üreticisinin çıkardığı laptoplarda böyle bir açık bulundu. Laptopu hackleyen hacker bu laptopun üzerindeki pili kontrol eden mikrocontroller'ın üstüne bir yazılım yazıyor. Evet. Yani sadece pilin durumunu, işte şarj durumunu, şarjı devreye almasını, devreden çıkarmasını kontrol eden bir minik bilgisayar var bilgisayarın içinde. Evet. Bunu kontrol ediyor ve oraya bir zararlı yazılım yerleştiriyor. Evet. Daha sonra bu zararlı yazılımla istediği zaman o pili patlatabilme yeteneğine sahip oluyor. Bir bomba yani. Bomba olarak kullanabiliyor sizin cihazınızı. Onun dışında daha ürkütücü olan, siz işletim sistemini silseniz de, yeniden kursanız da, ne yaparsanız yapın, o bilgisayarın içindeki küçük bilgisayarda virüs olduğu için bunu silemiyorsunuz. O çöp yani, artık bitti. Tamamen o, artık o laptopu kullanmamanız gerekiyor. Böyle de bir tehdit ortaya çıkmıştı. Tabii o firma hemen bunun yamasını çıkarttı ama bu tehdidin şu anda kullanılıp kullanılmadığı hakkında bir fikrimiz yok. Belki bir yerlerde birileri... Yani hiç duymayan, görmeyen, bilmeyen olmuştur yani. Birisi, bir gün deneme amaçlı istersen pat diye deneyebiliyor insanlar. Sıkıntılı. Peki geçtik arabalara. Şimdi arabalarda iki şey var. Bir, daha doğrusu üç şey var ama... Bir, şimdi her arabada olan bir özellikten bahsedelim. Artık işte arabalarının hani ne deniyor? Bluetooth hazır vesaire falan filan deniliyor. Şimdi seninle konuşunca şunu fark ettik. Aslında artık hiçbir arabaya dinleyici falan yerleştirmeye gerek yok. Dinleyici arabanın içinde mi? Nasıl kullanalım? Nasıl Bluetooth kötüye kullanılabiliyor kötü niyetler tarafından? Şimdi konsepte baktığımız zaman araçlar artık televizyonlar gibi, içerisinde bilgisayar var. Bu bilgisayar artık daha fazla şey yapabiliyor. Ve işin İlginç tarafı, bizim cebimizdeki diğer başka bir bilgisayar olan cep telefonuyla bağlantı kuruyor. Ve bu bağlantı kurma biçimi gerçekten güvensiz. Bluetooth'la bağlantı kuruyor. Onun dışında işte USB yuvaları var. İşte siz başka cihazlarınızı bağlayabiliyorsunuz otomobile. Otomobile sürekli bir veri akışı var. Ve burada en son gelen haberde yine ünlü bir cep telefonu üreticisinin artık yeni versiyon çıkaracağı, 7 versiyonunu çıkartacak. 6'yı kullanıyoruz şu an. 7. versiyonu çıkaracak. Bu otomobillere de yükleneceği artık açıklandı. Bu tabii bir ürkütücü bir haber. Diğer tarafta bizim aracı kullanırken artık otomatik park asistanı dediğimiz, işte direksiyonu, hatta bazen gazı kontrol eden mekanizmalar var. Yine sensörler yardımıyla silecekler çalıştırılıyor. Lastiklerin havasını kontrol etmek için lastik basınç sensörleri aynen var. Aynen öyle. Eğer zararlı bir yazılım bu otomobile yüklenirse, önümüzdeki düşündüğümüz cihazlara, şu an sokaklarda kullandığımız otomobillere yüklenirse, bu sensörlerin tamamını devreye sokmak, devreden çıkarmak ya da istediğiniz gibi yönlendirmek mümkün. Yani siz park asistanı olan bir otomobil kullanıyorsunuz, aniden düz yolda giderken pat sol diye tarafa, pat diye sol tarafa viraja bir anda dışarıya çıkıyorsunuz. Yani bunu yapmak çok zor şeyler değil. Pardon, çok özür dilerim. Hollanda'daydı galiba değil mi? Bir uçağın denetimini bir tane hacker alıvermişti kaptanın elinden. Hani uçağı alıyorsa arabayı haylaylı de... Hatta şöyle de bir enteresan bir durum var. Bir tabletle uçağı indirdi. Evet. Sorun, bilgisayarında sorun olduğu için uçağı indirdi bir pilot ve hani bu tarz şeylere daha çok rastlayacağız. Çünkü içerilerinde bilgisayarlar var ve bu bilgisayarlarda yazılımlar bulunuyor. Bu yazılımları da insanlar kodluyor. Tabii ki insan hatasının önüne geçmek mümkün değil. En zayıf halka insan diyebiliriz. Peki şimdi bir de senden öğrendiğim şey, arabaların bu kadar elektronik olması aslında mesela bütün kullandığımız uzaktan kumandalı anahtarlar aslında tanımlanabilir şeyler değil mi? Evet. Yani boş bir anahtar alıyorlar, bir alete koyuyorlar, oraya bir şeyler yüklüyorlar ve sinyaller birbirine uyuyor. Bulgaristan'da mı satılıyor 5000? Bulgaristan'da 5000 euroya satılan bir cihaz var. Bu 3 harfli Alman bir otomobil üreticisinin otomobillerinde ortaya çıktı ve çok geniş yelpazede bir model skalasını etkiliyordu. Gidiyor, normal bir boş bir anahtarı takıyor, starta basıyor, çalışmıyor otomobil. Onu OBD dediğimiz bir ara birim var, bir interfaz var otomobillerde. Oraya kabloyu takıyor, o 5000 euroluk cihazda okutuyor. Bir 5 saniye 6 saniye geçiyor. Ondan sonra tekrar takıyor aynı anahtarı. Çat, start'a basıyor ve gidiyor. Hatta bununla ilgili çok ilginç şeyler var. Otomobilleri
boşa alıp yani bir şekilde çek el freni indirdikten sonra boşa alıp çalıştırmadan hackleyip ondan sonra çalıştırmadan uzağa götürüp evinin önünden çalınanlar var. Yani bunun videoları var. Adamın güvenlik kamerası kaydetmiş bunu. Yani. Daha sonra tabii otomobil üreticisi bunları yamamaya başladı ama hala eğer yetkili servise gitmeyen kişiler varsa onların otomobilleri aynı tehditle karşı karşıya diyebiliriz. Peki CBS Reality'de bir belgesel var. Otomobil hırsızları diye bir tane tuzak araç hazırlıyorlar. İşte güvenliksiz bırakıyorlar. Ya gelecek bunu kim çalacak diye çalıyor birileri. O arabanın içinde de kamera var yani aynı anda da seyrediyorlar merkezden fakat bazen kontrol edemiyorlar. Yani adam çok iyi araba kullanıyor vesaire oluyor. Bir tuşa basıyor arabayı kilitliyor. Hı hı. Mümkün mü? Buna aslında EMP deniliyor. EMP sistemi hani bu aslında filmlerde de görüyoruz. İşte bir tabanca tüfek gibi bir şeyin ucuna bağlı bir elektronik cihaz attığınızda kaportaya yapışıyor ve bir elektrik akımı gönderiyor. O elektrik akımı anında felç ediyor elektronik sistemleri. Yani siz eğer eski model işte Hacı Murat diye tabir ettiğimiz araçlardan kullanmıyorsanız tamamen o sistemleri alt etmek mümkün ve cihazın otomobilin işlemesini içerisindeki cihazların işlemesini iptal etmeniz mümkün. Tabi bunlar genellikle devletlerin elinde bulunuyor. Yani satışları da yine tabii ki bu silah firmaları yapıyor bu cihazları ve bunun satışı yine devletlere mümkün. Peki şimdi yeni bir akıllı telefon uygulamasından bahsedeceğim sana. Onu da dün öğrendim. Hikaye şu, CIA diye bir uygulama varmış. Oraya kimin telefonunu yazarsan, numarası gizli kayıtlı olsa, eğer daha önceki başka birisi oraya kendi rehberine girmesine izin verdiyse, hı hı, oradaki bütün numaraların kime ait olduğunu görüyorsun. Yani mesela benim adım, ya benim kendi telefonum şeydir, gizli kayıttadır ama oraya benim numaramı yazdılar, pat diye karşılığı çıktı. Evet, şimdi bu uygulamalar işine de bir gelelim. Evet. Sen hep söylersin ya bedava uygulamadan uzak durun başa bela getirir diye. İşte ne olur şunu bir anlatsana, ne riskler içeriyor şu burada bedava uygulama? Burada aslında bir şey durumu var. Hani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Hı-hı. Çünkü siz o programı yüklediğinizde zaten sizin de rehberinizi alıp internete gönderiyor kendi sunucularına. Hı-hı. Yani sizin gibi işte yüz binlerce kişi bu uygulamayı yüklüyor. Onların hepsinin rehberleri gidiyor. Ve haliyle siz numaranızı girdiğinizde orada sorgulamak için sizin ve diğer kişilerin rehberinden topladığı, nasıl kaydedildiyse isimler çıkıyor ortaya, bilgiler çıkıyor. Ama burada şöyle bir durum var. Kişisel bilgilerin izinsiz kullanımı var ya da işte orada bir takım boşlukların değerlendirmesi durumu var. İnternetten girip kendi isminizi ve numaranızı daha doğrusu oradan sildirebiliyorsunuz. Ama önce o şu anda tabii telaffuz edemeyeceğim bir adres o internet adresi, üretici firmanın. Oraya giriyorsunuz. Orada işte bir bölüm var. Arayıp alt menülerden onu buluyorsunuz. Ondan sonra telefonunuzu şikayet her zaman çok zordur ama değil mi? Yani şikayet edemediği çok uğraşıyorlar zaten. Tabii yani orada aslında altta bir menü koymuşlar. Oraya telefonunuzu yazıyorsunuz. Veri tabanından siliyor. Hı-hı. Ama tekrar girmeyeceğinin garantisi hiçbir yok. Hiçbir garanti yok. Yani yarın öbür gün bir başkası sizin telefonunuzun kayıtlı olduğu herhangi bir arkadaşınız o uygulamayı yüklediğinde aynı şekilde, hı-hı, rehberi gidiyor. Hı-hı. Ama dediğim gibi bunlar çok ciddi kişisel bilgi sızıntıları ve o rehberin dışında başka şeylere ulaşıp ulaşmadığını bilmiyorsunuz. Heh, tam onu söyleyeceğim. Şimdi mesela bir uygulama ekliyorsun, rehberinize ulaşmak istiyor diyor. Sen de tamam diyorsun. Ama sadece rehberle mi kalıp kalmadığını bilmiyorum ki ben. Yani mesela fotoğrafları da çekebilir mi rehber diye? Orada aslında ulaşmak istediği şeyleri söylüyor. Ama birçok kullanıcı maalesef orada hani işte resimlere ulaşmak istiyor, kısa mesajlara ulaşmak istiyor, rehbere ulaşmak istiyor. Çok derin bir şey bu. Onun gibi ya da en son arama kayıtlarına ulaşmak istiyor. Bunların hepsine izin veriyor. Standart şekilde izin verip her yere ulaşmasına izin veriyor. Burada mesela bir el feneri uygulaması yüklüyorsunuz telefona. Ya çok meşhur. Rehbere erişmeye çalışıyor. Peki rehber de ne iş olabilir? Çünkü kişisel bilgi yani. Yani el feneri de, mesela şimdi bir de bu polis çakarı olanlar var mesela. İşte hani arabanın önüne koydun mu kendi hani bulamayan üçkağıtçılar alıyorlar onu koyuyorlar arabanın önüne. Böyle polis arabası haline getiriyor. Mesela onu yükleyen arkadaşımda da aynı şey oldu. Ve rehbere ulaşmak istiyor. Peki mesela bir de bu şu anki konumunuzu kullanmak istiyor bilgisi. Hı hı. Niye benim konumumu kullanmak ister bir şey? Çünkü sizi haritalandırmaya, profilini çıkartmaya başlıyor. Yani bu kişi en fazla nerelerden gönderi yapıyor? Hangi ağlardan, hangi vakitlerde gönderi yapıyor? Ama bunu tabii çeşitlendirmek mümkün. Özellikle gizli servislerin çok işine yarıyor bu. İngiltere'nin en son bir Soç Mint dediğimiz bir altyapısı var. Burada tabii bunun hakkında çok rahat konuşabiliyor İngiltere açık sözlülükle. Çünkü herkese açık bilgileri depoluyoruz diyorlar. Yani İngiliz vatandaşlarının normal sosyal ağlarda paylaştığı herkese açık mesajları arşivliyorlar. Niye bazı mesajlar sadece arkadaşlarım açık ama onu da arşivliyorlar. Yani. Onu da arşivliyorlar ve işin ilginç tarafı sizin nerelerden bu mesajları gönderdiğinizi geçmişe dönük olarak kaydediyorlar ve bir haritalandırma yapıyorlar. Yani sizin gezdiğiniz yerler
yaptığınız şeyler, işte Foursquare'de check-in yapıyorsunuz orada. Aynı zamanda bir tweet atıyorsunuz belki. Diğer tarafta işte Facebook'tan bir başka bir mesaj gönderiyorsunuz. Bunları harita üzerinde eşleştiriyor. Gönderdiğiniz fotoğraflardaki yüzleri tanıyor. Bunları profillendiriyor. Diğer başka hesaplarla ilişkilendiriyor ve kocaman bir harita, bir örümcek ağı. Ondan sonra geldi moral bozma. Peki daha çok soru olacak, çok soru var ama Tamer, ama hemen bir araya gitmemiz lazımmış. Efendim hemen kısa bir ara, ardından devam ediyoruz. Aşk-ı Memnu Veda bölümünden sonra ülkeyi sevleyip komple kapatacaktık aslında. Ondan sonra bozdu her şey. Dırdır ettiği için kız arkadaşından ayrılan oğluma dayısından nasihat geliyor. Oğlum, dırdır kadında standart donanım. Efendim Tıkır Tıkır gazetesine devam ediyoruz. Etik hacker Tamer Şahin bizimle birlikte, işte arabalardan cep telefonlarına kadar, uygulamalara kadar birçok şey konuştuk ama daha sorulması gereken çok soru var Tamer, o yüzden hızlı hızlı gideyim. Şimdi peki Tamer, benim anlayabildiğim şöyle bir şey var. Yani bu dünyaya giriyorsan seni bir yerinden muhakkak yakalıyor. Hiçbir şansın yok. Yani Facebook'tan yakalar, Twitter'dan yakalar, oradan yakalar, buradan yakalar. Ne yapacağım şimdi? Mesela cep telefonunda uygulama alacaksam illa paralı uygulama alayım ve benim hiçbir şeyime izin vermeyeyim. Yer çekin ya. Uçak bileti alıyorsun ama mesela ona da o zaman ulaşabiliyor adam. Benim ne zaman ne yaptığımı, ne ettiğimi. Şöyle bir durum var aslında. Burada baktığımızda insanların zaaflarını ve bedavayı severiz. Yani insanlar olarak bedavayı seviyoruz. Klasik. Ve bizim aklımızda hep şu var. İnternette her şey bedavadır. Hayır, öyle bir şey yok. Her şey bedava değil. Her şeyin bedeli. Burada baktığımız zaman her şeyin bir bedeli var. Siz işte bir bedava, bir de paralı uygulamalar sütunu var. Siz bedava sütununa gittiğiniz anda şunları kabul ediyorsunuz. Kişisel bilgilerim kopyalanabilir. Ben sürekli izlenebilirim. Onun dışında bu kullandığım, işte yüklediğim telefonlar, telefona yüklediğim yazılımlar bana reklam gösterecek. Yine dördüncüsü, bu reklamlar benim pil ömrümü haddinden fazla harcayacak. Çünkü sürekli reklam dönüyor orada. Süper. Orada arkada mı dönüyor o reklam? Arkada o reklamlar dönüyor. O reklamları çekmek için tabii ki internetten veri transferi yapılıyor ve bu sürekli değiştiği için sürekli veri transferi oluyor. Ya aslında şimdi cep telefonlarının şarjının çok çabuk bitmesinin temel sebebi biraz bedava uygulamalar, biraz da maalesef ona sebep oluyor. Diğer tarafta süper. Paralı uygulama kısmındaki zaten eksileri hep biliyoruz. Evet. Çünkü bir şey ödüyoruz, para ödüyoruz orada. Yani ama hiç değilse daha güvenli. Peki senden öğrendim, başıma da gelen şey, özellikle onunla bir konuşmak istiyorum. Şimdi çoğumuz wireless kullanıyoruz, ona bir tane şifre kullanıyoruz. Ben şöyle bir yazı gördüğümde, ilk gördüğümde sana sormuştum. İşte şu anda net sistemini kullanan kişi sayısı 12'yi aşmıştır vesaire diye. Ben makine hata yaptı falan filan diyordum. Sonra seninle konuşunca gidip bir şifre değiştirdim. 2-3 ay düzgün gitti, sonra bir de aynı şey oldu. Ben seni aradım, abi dedim sen şunu gidip bir kontrol paneline baksana, sen başına iş alacaksın. Yani öyle ancak öğrendiğim işi. Wireless kullanırken ne hata yapıyoruz Tamer? Wireless kullanırken çok çok yaygın. Beni örnek verebilirsin galiba. Çok çok yaygın hatalar yapıyoruz. Sizin davadan devam edelim Özay abi. Şöyle bir durum var. Ağı şifrelemek, yani bizim kablosuz ağımıza şifre koymak yetmiyor. Bu şifrenin VPA2 dediğimiz en son şifreleme teknolojisinde olması lazım, algoritmasında olması lazım. Onun dışında eğer mesela senin davanda olduğu gibi ağa şifre koyup VPA2 diye modemin şifresini girmezseniz yine oradan, o modemin zaten ara birimine girdiğinizde zaten şifreyi görüyor. Oraya da yine basit, işte aklımıza ilk gelen telefon numarası, plaka, tuttuğumuz takım öyle vesaire bir gibi bir şifre seçmeden daha kompleks bir şifre seçip orada belirlemek lazım. Hem modemin yönetim paneline şifre koyuyoruz, hem de ağı VPA2 şeklinde şifreliyoruz. Oraya da düzgün bir şifre koyduğumuz zaman zaten büyük oranda güvendeyiz. Ama nereye kadar? Kendi kalemizde güvendeyiz, evimizde, işimizde güvendeyiz. Evet. Ama bir kafeye gittiğimizde 3G kotamızdan harcamamak için ne yapıyoruz? İşte oradaki sisteme bağlanıyoruz. Ve gerçekten Android işletim sistemi çalıştıran herhangi bir telefondan o ağdaki kullanıcıların hepsinin bilgilerini çekmek mümkün. Bu kadar basit. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle hatta en son başıma gelen bir misafirim, işle ilgili bir iş adamı Amerika'dan geldi buraya. Oturduğumuz restoranda Wi-Fi şifresi istedi, kablosuz ağ şifresi ve baktım şöyle dedim. Yani ben tavsiye etmiyorum. Eğer acil bir şey değilse dedim, ben tavsiye etmiyorum ya da ben kendi telefonumdan 3G'yi paylaştırayım, öyle yapın.
böyle durdu, beni de huzursuz ettin, tamam dedim, yapmak istemiyorum. Bir şey söyleyeyim o zaman, şimdi hani eskiden birisini hani Türk filmlerinde işte insanlar kafelerde karşılaşır telefon numarasına falan, hiç öyle bir şey gerek yok yani, onu kullanıyorsan pat bütün bilgilerini, sadece kendi bilgilerini değil arkadaşlarının bilgilerine şöyle kadar bir durum şey var yani, istediği için bu bilgileri ortaya serenler var. Mesela Foursquare'de check-in yapıyor. Yani bulunduğu yeri işaretliyor ama orada bakıyorsunuz telefon numarasını girmiş, Facebook hesabını, Twitter hesabını, işte Instagram vesaire her yere, bütün hesapları girmiş oraya. Yani oradan bakıyorsunuz, sizinle aynı mekanda bulunan kişileri görüyorsunuz. İsterseniz arayabiliyorsunuz telefonla o kişileri. O kadar. Hani burada tabii bunu bilmeden girmek mümkün değil. Genellikle mekanlarda böyle şeyler ortaya çıkmaya başladı. Ama dediğim gibi kablosuz ağları kullanmak her zaman risk. Yani o ağa bağlanan diğer kişileri tanımıyorsunuz. Onların güvenilirliğinden emin değilsiniz. O internet hizmetinin ne şekilde verildiği, o modemin işte doğru şekilde konfigüre edilip edilmediğini, ağ üzerinde çalışan diğer cihazlarda virüs olup olmadığını, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Kendi yazılımınızı belki güncel olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ha, bu kadar, yani bu kadar riskli bir şeyden çok bahsediyor. Büyük riskler var. Tabii eskiden daha büyüktü riskler. Bluetooth'la ilgili çok büyük riskler evet, vardı. Orada direkt şey yapıyordu. Ya bir de hani yok yakındaki şu telefonu bul, yakındaki bu telefonu bul diye uygulamalar da dert ediyor adam ama. Peki şimdi buna bağlı soru gelecek beraberinde. O zaman sen mesela ben herhangi bir şifremi cep telefonumdaki not defterine asla yazmıyorum. Asla yazmıyorsunuz. Yani direkt gidiyor. Çünkü. Şöyle bir durum var. Aslında şuraya kadar gidebilir bu durum. Şifre saklayıcı programları bile kullanmamak lazım. Çünkü şifreyi kime emanet ettiğinizi bilmiyorsunuz. Hı. Ve yine şifreyi ulaşmak için, şifrelere ulaşmak için tek bir şifre kullanıyorsunuz. Hı hı. Bu da çok tehlikeli bir şey. Peki çok özür dilerim, illet oluyorum. Şimdi belirli firmalar benim yaptığım belirli anlaşmaları ele geçirmişler. Nasıl ele geçirmişler? Adam diyor ki işte, siz şuradan internet hizmeti alıyorsunuz. Ayda şu kadar para ödüyorsunuz. Sözleşmeniz şu tarihte bitiyor. Ben size şunu şu kadarı veririm. Her seferinde kızıyorum. Kardeşim benim bu kadar bilgim sende ne arıyor? Geçen bir tanesi dedi ki onlar bize verdi. Ya dedim vermezler. Hani bu demek ki birilerini hackliyor ticari olarak ve müşteri bilgileri dolaşıyor ortalıkta değil mi? Buradan onu mu anlamam burada lazım? Burada işin korkunç tarafından bahsedeyim. Çok daha farklı bir sektör. Mesela bir kombi firmasının üçüncü bozulduktan sonra arkadaşımın kombisi, onu arayıp biz sizin kombinizi alalım, üzerine şu kadar verin, size yeni bizim kombimizi verelim, kombiniz çok bozuluyormuş dediğini biliyorum mesela. Yani o da çıkmış o zaman, yani bütün kayıtlar çıkıyor o zaman. O kayıtları izliyorlar. İşin bir tarafı bu. Diğer tarafı da veri tabanı satıcıları var. Artık şirketler, devlet kurumları birçok yer hackleniyor ve bunların veri tabanları ele geçirilip satılıyor. İşin bir bu tarafı var. Nasıl, bir de legal... veri tabanı. Mesela devletten bir veri tabanını alıyor. Atıyorum ben E-Devlet kullanıyorum. Hani E-Devlet'e girebilmiş, inşallah girmemişlerdir de. Öyle bir şey yok şu anda. Yani ama mesela bir şehrin bütün telefon rehberini veya su şebekesini veya kullandığı başka bir şebekeyi pat diye çekip alabiliyor mu? Aynen öyle, alabiliyorsunuz. Bütün kayıtları, geriye dönük kayıtları, o anki durumları, kimlik bilgilerini, her şeyi alabiliyorsunuz. Tabii bu konuyla ilgili bir 2010'da bir olay da yaşanmıştı. Kimlik bilgilerini bir program haline getirip, bu yasa dışı ele geçirilen kimlik bilgilerini, bunlar tabii çeşitli sigorta firmaları vesaire, işte devlet tarafında bazı güvenlik açıklıklarını kullanıp 2010'da ele geçirilen bilgiler. Bunları bir program haline getirip 2500 liraya sattılar. 2500 liraya. 2500 liraya yani. Siz 70 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini bir program halinde alıyorsunuz. Ondan sonra burada ne yaptılar? İcra daireleri, işte hukuk büroları aldı bunları. Bunları kurdular. Bunlar üzerinden işte çeşitli yani takipler hukuk büroları yaptılar. Bunu alıyor. Yani tamam, bir hukuksuzluğu kullanarak. Hukuksuzluk ve işin ilginç tarafı, bu kişiler yakalandı. Yani cezasını da çekiyorlar şu anda. 6-7 kişilik bir çeteydi bunlar. Ve çok ciddi yaptırımları da var bunun, ki yeni gelen kanunlarla daha da ciddi yaptırımları var. Burada baktığımız zaman hukuk büroları hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Ya yani, hukuk büroları hukuksuzluğu yapıyor esas. Evet. Peki şimdi bu arada hemen şeyi de söyleyeyim sana, zamanı bitiriyormuşuz. Senle Amerikan Gizli Servisi'ni konuştuk, NSA'yı konuştuk, İngilizleri konuştuk, MI5, MI6 vesaire. Şimdi Alman Gizli Servisi, bu bir İngilizler zaten, İngilizler ve Amerikalılar Almanlarla bilgi paylaşıyorlarmış ama Almanların da galiba yaptığı bir sürü şey çıktı ortaya değil mi? Almanların da çıktı ve çıktı. Onlar biraz da Nazi kompleks dediğimiz, hani geçmişten gören faşist bir yönetime maruz kaldıkları için çok büyük travma içerisindeler. Acaba izleniyor muyuz, her şeyimiz kayıt mı ediliyor diye epey bir tepki var onlarda da. Bir de işi beceremeyenler var, hemen kısa ondan bahsedeyim. Hindistan Gizli Servisi kurduğu izleme, NSA merkezi izleme merkezini aktive edememiş. Donanımlar yetmemiş, işte yazılımlar hata vermiş, daha sonra proje askıda kalmış ve hala galiba bekliyor. Galiba iyi Hintli yazılımcıların tamamı Amerika'ya iltica ettiği için Hindistan'da yeterince iyi yazılımcı
kalmadı mı? Ucuz diye. Yazılımcı ama iyi yazılımcı demek değil tabii. Orada yani, da böyle bir durum var. Peki o zaman Tamer şunu söyleyeyim sana. Yani şimdi bir sürü ülke bununla ilgili bir şey yapıyor. Türkiye'de bir şeyler yapıyor ama anlayabildiğim kadarıyla artık hakikaten bütün savaşları bu şekilde yapacağız biz. Hem kişisel olarak hem de mesela ben şirketimi nasıl koruyacağım? Geleceğim bir şirketle anlaşma yapacağım. Ya ben benim bilgi güvenliği ekibine güvenmiyorum kardeşim. Sen beni kesinlikle bir zorlasana güvenlik diyeceğim. Güvenlik testleri yaptıracak ve işin yasa dışı tarafını takip eden mesela Avrupa Birliği'nin yeni bir kanun önergesi var, şu anda kabul edildi. Diyor ki Avrupa Birliği sınırları içerisinde herhangi bir firma bir başka bir siber ordu ya da bir hacker'ı kiralayıp başka bir firmayı hackletirse ticari faaliyetlerine son verilir. Ancak yani böyle olacak ki iş düzene girsin ama ya bu kişisel bilgilerimizi hakikaten korumak, kendi elimizle verdiğimiz için hayıflanmak için yeterince sebebimiz var. Tamer çok çok teşekkürler bizimle birlikte olduğun için. Her zaman gibi çok öğretici ve korkutucu oldu değil. Teşekkür ederim. Efendim sevgili Tamer Şahin bizimle birlikteydi. İşte hani internet var ama ne güzel, ama internet var dikkat, tehlike varı da beraberinde söyleyerek günü noktalayalım. Yarın sabah 9.15'te tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.